Selamlar Pena'ya, hoş geldiniz. Zeynep Uzun ben. Bugün önemli bir konum var ve önemli başlıkları konuşacağız. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bizimle, hazırsanız başlayalım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk Zeynep Şimdi Hanım. Şimdi öyle ki herkesin, İstanbul'u biliyorsunuz bir kar esareti yaşandı ve herkesin nerede olduğu çok konuşuldu. Siz neredeydiniz Canan Hanım diye gireceğim konuya. Nereden geldiniz? Evet, ben neredeydim? Pazar akşamı ben Ankara'ya gitmiştim. Ankara'daki işlerimizi bitirmemizin ardından pazartesi gece yola çıktık. Salı sabahı buradaydım. O andan itibaren de sürekli İstanbul'da çalışmalarımıza devam ediyorduk. Kolay gelebildiniz mi peki? Oldukça bugün kolay geldim buraya. Şimdi bunu aslında programdan önce konuştuk ama böyle İstanbul'la alakalı sohbet ederken sanki her şey böyle bir siyasi bir yere çekiliyor gibi. Kolay geldiniz mi sorusu da aslında birazcık siyasi mi diye düşündük. Öyle mi algıladınız siz? Şöyle, öyle algılamadım. Sizin sorunuzu gayet sorulabilir bir durum ama söylediğiniz çok doğru. Ülkedeki bütün sorunlar, sorular ya da bütün konular siyaset zeminde tartışılıyor. Umarım bunu çok yakın sürede değiştireceğiz. Siyaset zemini değil. Yoruyor mu sizi Canan Hanım? Ya beni yormasından ziyade vatandaşı yorduğunu düşünüyorum ben. Hani biz siyasetçiler bu tip şeylerle yorulmayız. Ama her şeyin siyaset zeminde konuşulması ve böyle bir ülkede yaşamak bence herkesi yoruyordur. Sizce de Çok, öyle değil mi? bence de öyle. Çünkü böyle artık aslında onu söylemiyorsunuz ama onu ima ediyormuşsunuz gibi sözleriniz bir tarafa çekiliyor. O yüzden de hem Türkçenin esnekliğinden hem de her şeyin siyasete yorulmasından bence de vatandaş çok yoruldu. Ama vatandaşı yoran başka bir konu var ki o da biliyorsunuz İstanbul'da çok yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Araçlarda insanlar mahsur kaldı, yollarda kaldılar. İBB'ye yönelik de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de çok ciddi eleştiriler geldi. İstanbul İl Başkanı olarak sizce süreci İBB yönetemedi mi? Şöyle ifade edeyim. İstanbul İl Başkanı olarak bir kere süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiğini biliyorum. Ama onun daha ötesinde bir şey var. Bu tip süreçlerde, bu tip süreçleri yaşarken meseleyi, şimdi ben bu en son kar olayında gördüm. Karla mücadele etmek yerine Ekrem Başkan'la, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ya da siyasetle mücadele eden bir siyasi anlayış var. Dolayısıyla mesele kriz dönemlerinde, afet dönemlerinde süreç nasıl yürütülür? İşbirliğiyle, koordinasyonla yürütülür ve devletin bütün kurumları bu işbirliğine açık olur. Ne yazık ki bugünkü iktidar işbirliği yapmak yerine karşı tarafı yaftalamak üzerine ya da yapılan işi baltalamak üzerine bir süreç yürütüyor. O onların sorunu ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi süreci her zaman olduğu kadar, geçmiş dönemlerde olduğundan daha iyi bir şekilde yürüttü ve yönetti. Ha, aksaklıkları olmadı mı? Elbette aksaklıkları olmuştur. Neyden kaynaklı aksaklıklar oldu? Şöyle, aksaklıklar bana sorarsanız, bunu sadece İstanbul özelinde söylemiyorum. Yani biraz önce de söylediğim gibi ben bu yoğun kar yağış döneminde hani İstanbul-Ankara arasında da karayoluyla gitmiş gelmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Bütün geçtiğim yerlerde ve İstanbul'da da aslında karayolları da, valilikte, belediyelerde gördüğüm kadarıyla kendi içinde uyumlu çalışmaya çalışıyorlar. Yani tabanda ve zeminde bir sıkıntı yok. Ama siyaset kurumu uyumlu çalışma yerine bu süreçleri hani böyle yapalım da belediye mağdur olsun ya da şöyle yapalım da diyerek sürecin başarısız olması adına ellerinden geleni yapıyor. Aksaklık oradan kaynaklanıyor yani zaten. Yani siz işbirliği yapılmamasını belediyeyi toplum nezdinde işte iş yapamıyor algısını yaratmak için mi bir işbirliği yapılmadığını söylüyorsunuz? Şöyle kesinlikle ve burada ben iyi niyet aramıyorum. Yani düşünsenize bakın. İstanbul'da bu kar yağışı boyunca özellikle şey yapan yerleri düşünün. Yani ne diyelim, trafiğe kapanan vatandaşın mağduriyet yaşadığı yerler. Bir, karayolları, TEM ve özel şirketlerin işletmesinde olan yerler. Şehir içi yollarda hem Büyükşehir Belediyesi hem bakın AKP ve CHP diye de ayırmıyorum. İlçe belediyelerinin sorumluluk alanında olan yerler büyük oranda sorunlar çözüldü. Diğer yerlerde çözülebilecekken sorunlar çözülmeyip kriz yaratıldığında vatandaş bilmez ki. Ha, bilmek zorunda da değil. Burası kimin yetkisinde, burası kimin yetkisinde diye. Yok, Ekrem Başkan ne yaptı, Ekrem Başkan nereye gitti üzerinden belediyeyi tırnak içinde itibarsızlaştırmaya çalışan bir süreç yönetildi. Eğer bu algıysa benim gördüğüm kadarıyla bu algı sanırım başarılı oldu diyebilir miyiz? Çünkü şimdi insanlar oranın karayollarına mı ait yoksa belediyeye mi ait olduğunu bilmeden sadece işte belediye neredeydi tartışmaları başladı. Sizce algıda başarılı oldular mı? Olmadılar. Niye olmadıklarını söyleyeyim. Benim geçmiş deneyimlerim de bunu gösteriyor. Bugünün iktidarı, bugünün ülkeyi yönetenler algı oluşturmakta mahir.
Ama olgular her zaman algının önüne geçiyor. Biz bunu 31 Mart'tan önce de gördük, 23 Haziran'dan önce de gördük. Hatırlasanıza 31 Mart seçimlerine giderken bir sürü algılar oluşturmuşlardı. Vatandaş da sizlerle de o dönemlerde görüştüğümüzde bu algı işte beka algısı başarılı oldu dediler. Diğer şeyler başarılı oldu dediler. Çaldılar dediler başarılı oldu diye düşündü. Vatandaş 31 Mart'ta da 23 Haziran'da da başarılı olmadığını gösterdi. Bu konuda şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Bu birkaç gün içinde dediğim gibi karla mücadele etmek yerine Ekrem İmamoğlu ile mücadele etmek isteyen bir anlayış var. O algıları bugün yerleşik gibi görünse de göreceksiniz, bunu çok iddialı söylüyorum. İlk seçimde ve önümüzdeki süreçte başarılı olmadıklarını hep birlikte göreceğiz. Belediye seçimleri için mi söylüyorsunuz? Hayır hayır. Bütün seçimler için söylüyorum. Şimdi Canan Hanım, Ekrem İmamoğlu'na bağlayayım oradan ben. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balıkçıda fotoğrafı dolaşıma sokuldu. Evet. Bu fotoğrafla alakalı sosyal medyadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazeteciler, yani muhalif gazeteciler Ekrem İmamoğlu'nun orada olmadığını söyledi. İBB'den ya da Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından herhangi bir yalanlama da gelmedi. 24 saat sonra yanılmıyorsam bir açıklama geldi ve Ekrem Bey, evet ben balıkçıdaydım, yemek yedim açıklamasında bulundu. Bence bu süreç doğru yönetilemedi gibime geldi. Çünkü belki de ilk bu fotoğraf dolaşıma sokulduğunda ya evet kardeşim ben balıkçıdaydım, bir görüşmem vardı, akabinde de Akom'a geçtim denilebilirdi sanki. Neden 24 saat beklendi? Sizce orada bir süreç yönetiminde hata oldu mu? Kuşkusuz denilebilirdi. Sizin söylediğinize katılıyorum. Ancak bunu birazcık da farklı bir açıdan ele alalım. Şimdi böyle bir süreç olmuş. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı var. Belediye bütün imkanlarla sahada çalışıyor. Bütün görevliler işte işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu arada da bir yemek ya da bir görüşme yapan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Şimdi bir kere o yemeğin ya da o görüşmenin bu kadar gündeme getirilip böyle bir izinsiz bir şekilde paylaşılmasını alıp siyasi değil insani açıdan bir kenara koyuyorum. İkincisi, insanlar Ekrem İmamoğlu orada değildi derken açıkçası ben de böylesi bir gündemde işte Ekrem İmamoğlu yemek yedi mi yemedi mi gündemi benim gündemim değil. Ancak oradaki restoran sahibinin sabah biz restoranı erken kapattık ve Ekrem İmamoğlu gelmedi dedikten sonra insanlar işte Ekrem İmamoğlu orada değilmiş gibi bir sosyal medyada şeyler yaptılar. Peki restoranın bu açıklaması, böyle bir açıklaması var mı? Öyle bir açıklaması var. Ben de o açıklamasının üzerine hatta kendi adıma yorum yaptım. Evet, sabah öyle bir açıklaması var. O arada Ekrem İmamoğlu şimdi İstanbul'la ilgili bu süreci yönetirken Ekrem İmamoğlu'nun ne böyle bir haber olduğundan haberi olabilir ne de süreçlerin işte kamuoyunda ya da sosyal medyada böyle gitmediğine dönük bir algı olduğundan haberi olabilir. Sonuçta böyle bir gerçekliğin söylemesi gerektiğinde de işte dün itibariyle de çıktı, sorulduğunda da durumu açıklamış. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yani evet böyle bir olay ortaya çıktığında evet böyle bir yere gidildi denilebilirdi. Bunun denilmemiş olması ya da atlanmış olması konuşulabilir ama böylesi bir süreçte nasıl yemek yer, oraya da gitti, ne yaptı gibi bir algı oluşturmak da hakikaten işi gücü olmayan insan davranışı. İptal edilemez miydi sizce? Çünkü meteorolojinin günler öncesinde uyardığı ve aslında çok beklenen bir durumdu bu. Gelen eleştirilerden bir tanesi de o. Çok da önemli miydi o yemek? Çünkü insanlar dışarıda arabalarında mahsur kalmışken belediye başkanını bir balıkçıda yemek yerken görmek Türk toplumu açısından en azından farklı bir algı oluşturabilir. İptal edemez miydi Ekrem Bey? Şöyle, bunun cevabını vermesi gereken Ekrem İmamoğlu'dur. Şundan dolayı diyorum, şimdi siyasetçiler için her zaman yemek yemek ya da nerede olduğu üzerinden yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. Niye olmaz biliyor musunuz? Ben tahmin ediyorum ki orada belediyenin işleri yürütülürken yani insanlar Türkiye'den siyasetçilerden şu bekleniyor. İşte Ekrem İmamoğlu birilerinin yaptığı gibi hani tırnak içinde değil kelimenin tam anlamıyla şov yapıp eline kürek alıp karı kazıması ya da kürümesi bekleniyorsa bu siyaset değil bu şov. Oradaki işleri yoluna koyup sistem mekanizma tıkır tıkır çalışıyorken o yemek denilen şey, o balıkçı da denilen şey insanlar toplantı da yapabilir. Böyle benim de kimi zaman yaptığım gibi, farklı siyasetçilerin yaptığı gibi. Dolayısıyla o bir eğlence ya da bir şeyden ziyade bir ne diyelim kendisinin iş için geçirdiği başka bir iş olarak düşünülebilir. Ha şu olsa anlayabilirim ya orada işte hiçbir şey yokken KOD'a da eğlenmeye gitti. Öyle bir süreçte eğlenmeye gidilmeyeceğini Ekrem İmamoğlu da bilir. Sorumluluk sahibi herkes bilir. Dolayısıyla onun ikisinin ayrımını yapmak lazım. Ertelenebilir mi? Elbette ertelenebilir. Ama ertelenmemesi de
ya da o yemeği ya da o buluşmanın iptal edilmemesi de dünyanın sonu değil. Ya memleketin bu kadar sorunu varken, bakın ben size söyleyeyim. Havalimanında 18 bin kişi mağdur kaldı. Ve bugün gelirken okudum, hakikaten çok üzüldüm. Yabancı bir firmanın pilotunun anonsu diyor ki, biz Sibirya'da bile, o koşullarda bile, yolculara yaptığı anons, 10 dakikada uçuşlara hazırlanırken bu İstanbul Havalimanı'nda yaşadıklarımızı anlatacak kelime bulamıyorum derken, sorun buyken gündemi getirip Ekrem İmamoğlu yemek mi yedi, balık mı yedi, rakı mı içti vesaire demek. Bu gündemi biraz tamamen farklılaştırmak şey olmuyor mu? Ben arkadaşlardan da soru istemiştim sizle tabii alakalı. Ekrem İmamoğlu'nu hep böyle soru içerisine yedirmişler. Ekrem İmamoğlu'nu soru sor diye. Ve şunu eklemişler. Benim de dikkatimi tabii çekti. Ya İstanbul'da bir kriz varken neden hep farklı yerlerde fotoğraf karesi çıkıyor? İşte sel bastı, Bodrum'daydı. Kar yağdı, Balıkçı'daydı. Acaba daha mı hassas davranılması gerekiyor? Orada şöyle, ben arkadaşların hassasiyetini anlıyorum ya da soruyu soranların hassasiyetini anlıyorum ama başka bir açıdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. O da şu, bizim siyasi anlayışımız ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışında sosyal demokrat belediyecilikte siyaset yapma tarzı da sadece kişiler üzerinden yürüyen süreçler değil. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi her şey tek adama bağlı. Tek adam bir şey söylerse oluyor. Tek adam talimat verirse süreçler yürüyor. Sosyal demokrat partilerde kişilerden ziyade sistemler, kurullar ve kurumlar ön plandadır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işini doğru bir şekilde planlayıp süreçleri ilgili kurullar, yetkililer yaptığı sürece tek bir kişinin nerede olduğundan ziyade oradaki süreçler sağlıklı yürüyor mu, yürümüyor mu bakış açısında bence göz ardı etmemek lazım. Bir de şunu düşünmek lazım. Bakın bunu ben hani bu süreçlerle ilgili ne savunma yapacağım ne de başka bir şey söyleyeceğim. Kendi kişisel kanaatimi söylüyorum. Ya siyaset kurumu Türkiye'de ve siyasetçiler o kadar farklı bir yere sıkıştırılmaya çalışılıyor ki siyasetin içindeyseniz işte yemek yiyemezsiniz kod adı, işte tatile gidemezsiniz vesaire. Elbette toplumsal hassasiyetlerimiz bize dikkat eden bir yerde ama siyasetin de siyasetin asıl gündemi yerine sadece bunlara odaklanmak da bakıldığında o ince çizginin biraz hani şaşması ya da yerinin oynaması gibi geliyor ki onların hepsini bir anda değerlendirmek Canan lazım. Canan bu kriz yaşandığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı ve Süleyman Soylu ve Ulaşma Bakanı Adli Kara İsmailoğlu da İstanbul'a gönderildi. Fakat buraya geldiler ama ben bir işbirliği göremedim. İşte Vali Yerlikaya ile beraber açıklama yapıyorlar ama Ekrem İmamoğlu AKOM'da ayrı bir açıklama yapıyor. Neden bir işbirliği yerine bir yetki alanı tartışması başladı ve neden İstanbul'a gönderildiler cevabı sizce? Cevabı çok açık. Neden işbirliği yok? Çünkü İstanbul'u kaybetmeyi hala hazmedemediler. Çünkü İstanbul'u kendi babalarının malı zannediyorlar. Çünkü İstanbullunun 16 milyon iradesinin, daha doğrusu 16 milyon İstanbullunun iradesini yok saymak istiyorlar. Tek açıklaması budur. Bakın biraz önceye geleceğim gene. Biz bu ülkede ne yazık ki katliamlar olduğu sırada yapılan düğünleri gördük. Toplumsal olarak incindiğimiz şeyler oldu. Başka başka ölümler, öldürümler olduğunda yaşanan durumları gördük. Şimdi bu süreçler yaşanırken sadece bir hani Ekrem İmamoğlu ile yatıp Ekrem İmamoğlu ile kalkılmasının tek sebebi iktidarın İstanbul'u kaybetmeyi bir sürü içine sindirememesi. Ve dediğiniz gibi bakanlar geldi. Bakanlar nereye geldi? Atatürk Havalimanı'na geldiler. İçişleri Bakanı gelince hani çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetemiyor. Biz oraya gideceğiz, müdahale edeceğiz. Bugünün iktidarının bakışı. Allah aşkına geldiler de bugüne kadar pandemi demiş birliği yaptılar. Önceki süreçler demiş birliği yaptılar. İstanbul'da bugüne kadar Cumhurbaşkanlığının diyeyim çünkü onun dışında kimsenin açılış yapmaya yetkisi yok. Tek adam ne derse yapar. Yaptığı hiçbir açılışa AKM harcına davet edilmeyen yok sayılan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yahu afet döneminde bile vatandaşa ortak hizmet etmek varken biz yaptık onlar yapmadı biz başarılı görelim onlar başarısız görünsün. Vatandaşı neresinde bu duygunun, bu davranışın? Ekrem Bey yok mu sayılıyor? Ekrem Bey yok sayılması bir yana. Ekrem Bey'in yani umrunda olduğunu düşünmüyorum. Ekrem Başkan'ın yaptıkları yok sayılıp işte dediğiniz gibi başarısız gösterilmeye çalışılıyor. Ya vatandaşa bakın siyasetçi siyasi arenada rekabet eder. İşini yarıştırır.
Ama siyaseti siz vatandaşa hizmette birbirini engelleme aracı olarak gösterirseniz işte vatandaş bunun faturasını zamanı gelecek. Eminim şöyle bir yorum gelecektir. Ekrem Bey gitmek için neden davet bekliyor? Belediye başkanı olarak zaten gitmesi gerekmiyor mu? Hayır efendim, davet edilmeden gidemezsiniz. Protokollerin gitse de alınmazlar zaten. Hmm. Ekrem Baş, düşünsenize siz resmi olarak bir yere davet etmediğinizde gitmeniz mümkün değil. Şehrin belediye başkanının davete ihtiyacı var mıdır acaba? Şöyle, bu resmi protokol de öyledir. Hmm. Yani siz Cumhurbaşkanı katıldığı bir şeyde hani ben kentin belediye başkanıyım deyip gidemiyorsunuz. Karlarla, tabii, tabii. Krizlerde de yani yine bir davet mi gelmesi lazım? Şöyle, toplantılara siz Ekrem Başkan İstanbulluya 16 milyon kişiye hizmet etmek için hep şunu söylemiştir. Cumhurbaşkanından randevu ister, Ulaştırma Bakanlığından, Çevre Şehircilik Bakanlığından sorunları çözüm adına ben herkesle iletişim halindeyim der ve o süreci hep o şekilde yönetir. Ama oradaki iletişim kanallarını kapatanlar hep iktidar. Peki dolayısıyla bu karla alakalı sayısız örneği var. İBB'nin yetersiz, çünkü Sözcü de bir manşet atmıştı. İBB de hükümet de kar konusunda sınıfta kaldı diye. Siz çok İBB'nin sınıfta kaldığını düşünmüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ben bütün kurullarının ve kurumlarının ellerinden geleni yaptığını görüyorum. Geçmiş yıllara göre daha planlı bir şekilde süreçleri yürüttüğünü görüyorum. Ama İstanbul hakikaten yani son 50 yıldaki en fazla yağan karlardan biri aksaklık olmadı mı? Hiç aksaklık olmamasıydı gönlümüzden geçen. Ama o aksaklıklara rağmen ellerinden gelen yapıldı. Peki şimdi İBB'deki diğer iddialarla devam edelim. Onlardan bir tanesi de Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği bir iddiaydı. Terörle bağlantılı personelin işe alındığı iddiası. Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yerleştirildiği yönde iddialar başladı PKK ile iltisaklı kişilerin. Evet. Bunun üzerine de Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bir müfettişler görevlendirildi ve teftiş başlatıldı. Hakikaten de söylendiği gibi, şimdi rakam da vereyim, 557 tane terörist, terörle bağlantılı kişilerin olduğu söyleniyor. İfade edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı kişiler işe mi alındı? Ya ben buna sadece gülüyorum. Şundan dolayı gülüyorum. Bu ülkede patates satanların, pazarcıların bile terörist ilan edildiği bir süreçte yaşıyoruz. Velev ki öyle bir gerçeklik yok ama hani varsayalım ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500 küsur tane teröristin işe alınmış olduğunu varsayalım. İçişleri Bakanlığı ne iş yapıyor, pardon? Ekrem İmamoğlu'nun 86 bin tane çalışanı olan bir kurumun başındaki Ekrem İmamoğlu'nun istihbarat kendi birimi mi var? Ya da işe alınan kişilerle ilgili işe alma prosedürlerini tekrarlamaya gerek yok. Herhangi bir kurumda işe alınırken işte savcılık belgesi alınır, neler isteniyor sonlar alınır ve bu şekilde işe başvurusu yapılır. Bu süreçler varken neredelermiş? Kaldık İçişleri Bakanlığı boş konuşma makamı değildir. Böyle bir iddia ya da gerçeklik varsa her bir pazar günü çıkıp bunları açıklamak yerine şimdiye kadar niye gereğini yapmamıştır? Size daha korkunç bir şey söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük ve köklü bir kuruma eğer velev ki 500 küsür tane işte terörist yerleşebiliyorsa eğer, vay geldi bu ülkenin başına ve bundan Ekrem İmamoğlu değil bu ülkenin İçişleri Bakanı sorumludur. Bu ülkeyi getirdikleri halin görünmesi açısından böyle bir iddia kesinlikle yoktur. Ve ben bir vatandaş olarak şunu söyleyeyim. Kendisine de PKK, DHKPC aklınıza gelebilecek bütün harfleri yan yana getirin. İşte terör örgütleriyle ilgili iltisaklı biri olduğum söylenen birisi bir vatandaş olarak söyleyeyim. İnsanlara, kendileri gibi düşünmeyen insanlara ya da kendi duymak istediklerini söylemeyen insanlara terörist yaftası yapıştırmak bu ülkede o kadar kolay oldu ki çok acı. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ekmek yiyen 86 bin tane çalışan var. Hangi siyasi görüştedir bilmem. Kime oy verirler bilmem, hiç ilgi alanımda da değil. Ama siz bir sabah kalkıyorsunuz ve terörist olma yaftası sizin üzerinize yapışmış oluyor. Bu insanlar sözde dinden imandan bahsediyorlar. Hakikaten yazık. Bu iftiraların hiçbir anlamı karşılığı yok. Peki 81 vilayet varken neden özellikle İstanbul özelinde biz bu iddiayı daha çok duyduk? Niye duyuyorsunuz? Ben size çok net söyleyeyim. Ne diyorlardı? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'da tökezlersek Türkiye'de düşeriz diyorlardı. İstanbul'un hem siyasal rantını hem de ekonomik rantını kaybettikleri için hala o acıları geçmedi. Üzgünüm, geçmeyecek. Türkiye'de kaybedince o acılarını umarım telafi ederler. Bunlar siyaseti vatandaş hizmet alanı olarak görmüyorlar. Bakın
yatıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle yatanlar, Ekrem İmamoğlu'yla kalkanların vatandaşla ya da vatandaşa hizmetle hiç ilgileri yok. Bunların istedikleri tek şey hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin rantını kendileri yesinler. O oturdukları koltuklarda koltukları çürütünceye kadar kalsınlar. Bu teftiş başladıktan sonra İBB içerisinde şöyle bir şey başladı mı Canan Hanım? Ya 557 tane terörle iltisaklı olduğu iddia edilen kişi var mı yok mu? Hani bu iddia neden başladı? Biz de bir çalışma yapalım herkes mı? Yoksa bizim alnımız biliyor. Açık. Hiç de öyle bir strese girmedik mi? Bakın Ekrem Başkan açıklama yaptı. Ne dedi? Bizim her zaman teftişlere ya da müfettişler geldiğinde her şeyimiz şeffaf. Gelip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her şeyini inceleyebilirler. Hiçbir sakınca yok. Bu arada bu olağan bir durum mu? Yani daha önceki yıllarda da müfettişle... Her zaman gelir. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler müfettişlerden korkmaz. Genel Başkanımız sürekli söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde sürekli müfettişler vardır. Sayısı her zaman fazla olur. Onlara ayrılmış odalar vardır. Hiç sıkıntı yok. Ama başka bir mesele var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderilen müfettişler kod adı işte AKP'den milletvekili aday olup da işini yapmak üzere değil, talimatla gidip sen burada bunu bul talimatıyla gidiyorsa o sıkıntıdır ama onlar da ortaya çıkar. O müfettişlerin talimatla geldiğini düşünüyorsunuz. Şöyle olmadığını söyleyemem çünkü biz bunu çok sık örneklerini gördük ama hiçbir önemi yok. Bu noktada da İçişleri Bakanı yine Süleyman Soylu'nun bir açıklaması çok dikkatimi çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde her ay 15 bin lira, rakamı tam söyleyeyim, 15 ile 30 bin lira arasında maaş alıyor bazı gazeteciler iddiasında bulunmuştu. Onlar kendi zamanlarını düşünüyorlar. Hakikaten de Süleyman Soylu'nun dediği gibi İBB gazetecilere para vererek kamuoyunu yanlış mı yönlendiriyor? Asla vermez ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kazandıktan sonra isim vermeyeyim. Kimi medya kuruluşları kapandı finansman sıkıntısı çektikleri için. Acaba niye? İşte o dönemler veriliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi kazanıncaya kadar dediğim gibi isim vermeyeyim ama sizler araştırırsanız bulacaksınız. İştirak yönetim kurullarından maaş alan onlarca gazeteci vardı. Şu an böyle İstanbul bir şey yok mu? Asla yok ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde şu anda milletvekili olan genel başkan yardımcısı olan isimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla yurt dışında eğitime gidiyorlardı. Gene Ekrem Başkan gelinceye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lüks kiraladıkları araçlar siyasi partinin il başkanlıktan cumhurbaşkanına tutun o kişilere kadar hepsinin hizmetine sunulmuştu. Bence İçişleri Bakanı herhalde o dönemi hatırladı. Ama Canan Hanım bir bakan yani İçişleri Bakanı önemli bir görevde olan bir bakan altını dolduramayacağı bir bilgiyi bu kadar ısrarla ve inatla arkasında durur mu sizce? Durur. Ben size örnek vereyim. Bırakın İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı. Gülerim diye söylüyorum birazcık da. Kendi kitlesini tahmin ediyorum konsolide etmek için bir gün ne dedi? Ey Kılıçdaroğlu dedi, sen dedi konuşuyordun dedi, gittin sıram gelince aşı olacağım dedin, gittin aşı oldum dedi. Genel Başkan da ne dedi bir gün sonra grup toplantısı? Sıram geldi o yüzden aşı oldum dedi, hatırlarsınız. Hatırlıyorum. Bunun gibi ben size onlarca örnek verebilirim. Bakın seçim öncesinde dediler, çünkü çaldılar dediler değil mi? Bakın bir insana çaldılar demek ne kadar korkunç bir şey. İnsan altını dolduramayacağı bir şey söyler mi? Sonra seçim bitti ne dediler? Biz onu siyasi söylem olarak kullanmıştık. Şimdi çaldıların siyasi söylemi olur mu? Bense için dolduramayacakları yüz binlerce örnek verebilirim. Yüz binlerce. Ha söylememesi lazım. Bu ülkede siyaset adına üzücü bir şey. Ama bugünün iktidar partisinde daha doğrusu iktidarı kaybetmemek için her türlü yalan söylediklerini hepimiz bilmiyor muyuz? İlk seçimde göndereceğiz, gidecekler diyorsunuz. Kesinlikle. Böyle söyleyince de hep şu tartışılıyor, şunu çok sık duyuyorum. Cumhurbaşkanı adayınız bile belli değil, kimi nereye gönderiyorsunuz Yo. Diye. Belli mi? Cumhurbaşkanı adayımızın ne zaman belli olacağına bunu tartışanlar karar vermeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı ne zaman doğru bulursa o zaman karar verecek, hiç merak Canan etmeyin. Canan Hanım. O aday kazanacak. Belediye başkanınız Ekrem İmamoğlu ismi çok ön plana çıkıyor Cumhurbaşkanı adayı olarak. Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misiniz Ekrem Bey'i? Şöyle ben şunu görmek isterim. Bir kere bildiğim bir şey var. Ben kişiler üzerinden siyaset değil, sistemler üzerinden ve ortak ideallere ulaşmak için siyaset yapmayı hedef edilmiş birim. Hemen oraya geleceğim. Ben Cumhuriyet Halk Partili birinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını ve kazanmasını isterim. Ve şunu da biliyorum. 13. Cumhurbaşkanı adayı bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı'nın adayı.
bu kişilerin içinde Ekrem İmamoğlu'nun olması da beni çok mutlu eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması da hiç fark etmez. Benim için önemli olan Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu ülkeyi yeniden demokratikleşmesi, yeniden o tarif edilen süreçleri yerine getirmesi meselesidir. O yüzden benim için seçilmesi önemli ve kim aday olursa olsun seçilecek. Göreceksiniz. Ekrem Bey ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında da bir mukayese başladı son dönemlerde. Bizim kendi içimizde hiç öyle bir şey yok ama dışarıdan şunu görüyorum. Hani vatandaşın gerçekten yakıcı gündemlerini konuşmak, bırakın konuşmayı çözüm üretmek yerine bugünlerde işte yok Kılıçdaroğlu ile Ekrem Bey arasında mukayese var diyorlar. İmamoğlu Kaftancıoğlu arasında kavga var diyor. Ben size bir şey söyleyeyim bakın bunu olmayanı söylemeyi başka siyasi anlayıştakiler gibi yapamam. Cumhuriyet Halk Partisi sanıyorum çok uzunca bir süredir içinin en ne diyelim koordineli ve iyi bir sürecini yaşıyor. Milletvekillerinin sahada olduğu, genel başkanının çok hassas ve kritik bir süreç yürüttüğü, bütün belediye başkanlarının inanılmaz çalıştığı engellemelere rağmen örgütlerinin seçime dönük hazırlıkları yaptığı, bu söylediğiniz şeyler size şaşırtıcı gelecek ama bizim hiç gündemimiz değil. Hiç içeride konuşmuyor musunuz? Çünkü biz bu boş tartışmalara, bu konuşmaları bize yaptırmak istiyorlar. Niye biliyor musunuz? Yerel seçime giderken de bir minder tarif edip iktidar, muhalefet onu mindere çekmeye çalışmıştı. Yerel seçime giderken İstanbul'da özellikle biz kendi minderimizde ve kendi güçlü olduğumuz yerde strateji yürüteceğiz dedik. Ve şimdi yine yapmaya çalıştıkları o. Onlar bir vatandaşın işte kutuplaşma, konsolide olması vesaire gibi ve bu tip sanal gündemlerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İttifakı'nı bir mindere çekmeye çalışıyorlar. Biz niye o mindere çıkalım? Adayınızı açıklamamanız bir strateji mi? Adayı kendi istediğimiz zaman açıklamamız bir strateji. Peki yine daha önceki yıllarda yaşadığınız gibi bir geç kalınmış durum oldu mu? Hiçbir zaman geç kalmadık. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı açıkladığımızda bütün basında çok geç kalındı vesaire denildi. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Muharrem Bey'de bir geç kalınma orada yaşanmıştı. Da, hayır orada da geç kalınma değil. O Muharrem Bey'in kendi iddiası ama bizim toplumda adayların ne zaman belirlenmesi gerektiği ve o süreçler farklı şekillerde tarif edilir. Muharrem Bey'de de bir geç kalınmış yokluk yoktu. Bunu neden özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinde soruyorum? Çünkü İstanbul'da böyle özellikle CHP'ye oy vermiş seçmenle konuştuğunuz zaman hep böyle Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorlar. Kendi belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı olarak. Kıymetli bir şey. Bu kıymetli bir şey. Bu duygu da güzel bir duygu. Ben burada size şunu söyleyeyim hızlıca bakın. Bugün Cumhur İttifakı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık hikayesi bitti. Ne üzücü ki siyasi aktörleri yok. Tek bir adayları var şu anda. Ama Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne mutlu ki o siyasi hikayesi, yeni siyasi aktörler yaratabilme yeteneği ve birçok adayı çıkarabiliyor olması bu aslında pozitif bir durum. Ve şunu söyleyeyim. O gün geldiğinde ittifak masasına oturulduğunda genel başkanlar adaya karar verdiğinde o isim bizim Cumhurbaşkanı adayımız olacaktır. O yüzden birçok adayımızın isminin olması ve bu adayların tamamında ne mutlu ki şu anda karşılık bulması ve bugün Cumhurbaşkanı'na geçiyor olması bizim açımızdan bir avantaj. Canan Hanım az önce konuşurken dediniz ki işte benle Ekrem Bey'i kıyaslıyorlar, anlaşamıyorlar diye ya da ben tabii söyledim Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nu mukayese ediyorlar. Bir de Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu mukayese ediyorlar. Mansur Yavaş'ın daha sakin, Ekrem İmamoğlu'nun daha agresif bir çizgi çizdiği konuşuluyor. Siz bu mukayesede nerede duruyorsunuz? Vallahi hiç ilgilenmiyorum o mukayeseyle. Şimdi Mansur Bey de kendi işini yapıyor Ankara'da, Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da kendi işini çok iyi yapıyor. Ekrem Başkan'la ilgili şunu söyleyebilirim. Orada Ekrem Başkan'a da hak vermek lazım. Bakın insanlar aynen bu kar döneminde olduğu gibi Ekrem Başkan'la yatıp Ekrem Başkan'la kalkıyordur. Kalkıyorlar. Yani Ekrem Başkan sinirli ya da agresif bana sorarsanız eğer bir şey çizmiyor ama sürekli gündeme getirildiğinde de Ekrem Başkan da bir insan. Zaman zaman bundan dolayı nasıl ifade edeyim o gerginliğini yansıtabilir. İnsan olan da bunu yaşarsa anlamak lazım. Ama ben iki başkanımızı da gayet başarılı buluyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün önemli bir açıklamada bulundu. Dedi ki bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Bütün manşetler artık belliydi. Ben de şunu düşündüm. Acaba CHP'nin masada olacağı yeni bir çözüm süreci mi
olacak? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkedeki bütün sorunları çözme konusunda vaat veren, iddialı ve çözeceğine benim inandığım bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkenin 5 temel sorunu, bunlardan birisi de toplumsal barış ve Kürt sorunu, Kürt sorununun çözümüdür. Cumhuriyet Halk Partisi bunu çözecektir. Hala bir Kürt sorunu olduğunu düşünüyor musunuz siz? Elbette var. Elbette var. Toplumsal barışla birlikte bunu yok demek, bu gerçekliği reddetmek demektir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bunu yıllardır söylüyor ve ben de bir kez daha hatırlatayım. Bu sorunların tamamı, ama tamamı parlamento çatısı altında çözülür. Parlamento çatısı altında, hatta siyasi partiler yasası da değiştirilerek insanların o yüzdelik dilimlere sıkıştırılmadan bu toplumdaki ve bu topraklardaki herkesin de temsiliyetinin sağlandığı o parlamento çatısı altında bu sorunlar çözülür. Şunu hiç unutmayalım, bu ülkedeki siyasi irade bu sorunları çözmek isterse parlamento çatısı altında çözer, ama sorunları toplumsal olarak çözmek yerine sorunları kendi iktidarını, kendi bekasını devamı olarak kullanmak isterse de kullanır. Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunları hakikaten toplumun her kesiminin barışacağı şekilde çözecektir ve bu çözüme dönük yani çalışmaları da Diyarbakır var. Diyarbakır vurgusunu bir Kürt sorunu olarak değerlendiriyorsunuz siz. Ola ki iktidar yarın öbür gün biz tekrar yeni bir çözüm süreci başlatıyoruz derse destek verir misiniz? İktidar başlatamaz. Demokrasiye inanmayan insanların demokrasi getirmesi mümkün değildir. CHP başlatabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi başlatmayacak, çözecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkenin 5 ana sorunun 5'i de nasıl çözüleceğine dair yol haritası çok net. Göreceksiniz, çözecek. Canan Hanım, siz az önce konuşurken dediniz ki işte ben de çok sık hedef gösteriliyorum. Bana da DHKPC'ci ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sizle alakalı DHKPC militanı olduğunuzu söylemişti. Yine çok sık sizle alakalı PKK'ya destek veriyor gibi mahiyetinde açıklamalar vardı. Neden Canan Kaftancıoğlu ismi sürekli terörle yan yana geliyor? Valla bunu hedef gösterenlere sormanız lazım. Ben de merak ediyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben bir hekimim, biliyorsunuz, tıp doktoruyum. Ve benim hayatım boyunca iki tane ilkem vardır. Hem hekim olarak hem insan olarak. Bütün terör örgütlerine karşı bugüne kadar hep mücadele etmişimdir. Bir, ismi ne olursa olsun, dikkat ederseniz isim bile vermiyorum. Her isim, çünkü o örgütün propagandası anlamına geldiği için. İkincisi, yaşam hakkını savunmuşumdur. Üçüncüsü, hayatım boyunca bütün mücadeleyi demokratik şekilde vererek demokratik sistemlerin, demokrasilerin gelişmesi için mücadele etmişimdir. Neden bana saldırıyorlar biliyor musunuz? Ya da benim gibi kadınlara diyeyim. Bir, kadın kimliğimden ötürü. İkincisi, onların söylediği şekle ve kalıba girmediğim için. Üçüncüsü, çalışarak, örgütlenerek işte İstanbul ya da yarın seçimlerde, yarın diğer siyasi mücadelelerde kendi doğru bildiğim davamdan geri adım atmaya çalışacağım. Sosyal medya paylaşımlarınız için gerekçe gösteriliyor. Evet, yıllar önce söylediğim düşünce özgürlüğü kapsamında şeyler, söylediklerimde, yazdıklarımda hiçbir şey yok. Bu devletin onurunu zedeleyenler, bu devletin itibarını yok edenlere açık açık kendi cümleleriyle siyasi eleştirilerde bulunmuşum. Paylaşımlarınızın arkasındasınız. Elbette arkasındayım. Birileri gibi ben yapmadım demiyorum, ama başka bir şey söyleyeyim. Ben il başkanı olmasaydım, il başkanı olduktan sonra İstanbul seçimlerini kazanmasaydık, ta 8 yıl önceki paylaşımlarımdan dolayı hiçbir ceza almayacaktım ve o paylaşımların birebir aynısını yazmışlar da var. Ha, onlara bir şey yapılmadı demiyorum asla. Hı hı. Zaten bunu söylemem doğru değil. Suç pozisyona göre olmaz, oluşturulmaz. Tamamen Türkiye'de artık hukuk yok, araçsallaştırılmış bir yargı var. Kime parmak sallarlarsa ceza aracı olarak kullanılan bir yargı var. O yüzden hiç takılmıyorum, umursamıyorum. Bu paylaşımlarınızın hiç partinize zarar verdiğini düşündünüz mü? Hayır. Bu yargılama süreci, hiç partime de zarar veriyorum galiba dediğiniz oldu. Şöyle, ben partime zarar verdiğimi düşündüğüm şeyi asla yapmam. Canan Hanım, bir de şunu sormak istiyorum. Sizle alakalı en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Canan Kaftancıoğlu deyince böyle, ya bırak iktidarı, kendi partisi bile istemiyor gibi ifadeler çok duydum. Hatta sizinle alakalı partinizin belediye başkanı Tanju Özcan, onun söylediği ifadelerin birçoğuna katılmıyorum ve söylemleri beni rahatsız ediyor gibi bir açıklaması vardı. CHP'de istenmeyen kişi misiniz? Şöyle, bir kere ben Tanju Özcan'ın söylediklerine saygı duyarım. Yani sonuçta benim her söyleme katılmak durumunda değil. Ben de kendisinin söylediği birçok şeye katılmıyorum. Ama istenip istenmemeyi şöyle ben söz ettim. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini kimse hafife almasın.
yüzyıllık bir parti ve kendi içindeki demokrasi geleneği içselleşmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne istemediği hiçbir şey yapamazsınız. İstenmiyor musunuz sorusuna cevabı şu şekilde vereyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da iki kez üst üste seçimle kongre kazanmış tekil başkanıyım. Ben parti için istenmiyor olsam bu parti örgütü ne yaparsanız yapın ben dahil hiç kimseyi seçmezdi. Bu sanıyorum istenmiyor musunuz sorusuna verdiğim en net yanıt olur. Bu parti örgütleri değil ama dışarıdan bir takım şeylerle işte istenmiyor ya da sevmiyoruz ya da her neyse denilebiliyor. Bunları hiç takmıyorum. Ben ya parti içerisinde böyle bir gündem yok mu? Asla yok. Ama olsa bu örgüt beni seçmezdi. Hem de iki kez üst üste kongreyle seçmezdi. Bu kadar net. Taksim toplantılarındaki konuşmanızda Atatürk'ten Mustafa Kemal diye bahsediyorsunuz. Vay efendim neden Atatürk ismi söylenmedi diye kendi partinizdeki isimler tarafından da eleştirildiniz. Neden Atatürk demiyorsunuz? Şöyle ben her zaman diyorum ama ben birileri o anda siz Atatürk ya da Mustafa Kemal diyeceğiniz zaman zihninizde ya burada bunu söyleyeyim, şurada şunu söyleyeyim diye düşünmezsiniz. Bakın Atatürk'ün güzel bir lafı var. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Yani Atatürk, Mustafa Kemal ya da Atatürk'ün hiç kimse, Atatürkçülük kimsenin tek elinde değil. Ben kimi zaman parti içinde bizim öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama parti dışında yani klasik manada Atatürk demek ya da dememek üzerinden bu tip yorumları yapanları asla iyi niyetli bulmuyorum. Ve onlar benim gündemim değil. Belki cevap vermediğim için sinirleniyorlardır. Ben size şunu söyleyeyim. Neden Atatürk demiyorsunuz sorunuz üzerine? Yoksa ben bu konuda açıklama yapmayı bile ayıp sayarım. Mesela o tartışma olduğundan iki gün önce ben bir televizyon programına çıkmışım Halk TV'ye. Saymışlar, bunu saymak da komik. Ben 11 kez orada Atatürk demişim. Mesela o toplantıda, o Taksim toplantılarında ben Kurtuluş Savaşı sırasındaki Mustafa Kemal'in o örgütlenmesine atıf yapmak için o Mustafa Kemal demişim. Bir gün önce işte sayısız Atatürk demişim. Ya bir insanın bu söylemler üzerinden tartışılması demek, kim tartışıyorsa tartsın, iş yapmaya niyeti yok. Boş işler üzerinden zamanını öldürmeye niyeti var. Ama benim kendi partiniz olması tarafından da eleştirildiniz. Hiç gündemimde değil. Kendi partim değil, parti içinde bunun üzerinden söylem geliştirenler. Ama onlar sonra çok Cumhuriyet Halk Partili olduklarını iddia edip ayrılıp başka bir parti kurdular biliyorsunuz. O yüzden konuşmaya bile gerek yok. Canan Hanım yine hakikaten konu Canan Kaftancıoğlu olunca o kadar çok böyle eleştirel şeyler yazmışlar ki. Mesela ısrar ve inatla sizin CHP'de siyaset yapmamanız gerektiğini ve Canan Kaftancıoğlu HDP'de siyaset yapmalı yorumlarını okudum. Ola ki bir gün CHP ile yol ayrılığı yaşarsanız HDP'de siyaset yapar mısınız? Asla yapmam. Şöyle bir kere şunu düşünsünler. Ya Canan Kaftancıoğlu düşündüğü gibi yaşayan, inandığında hayata geçirmek isteyen birisi. Ya ben HDP'ye yakın olsam ya da HDP'de siyaset yapmayı düşünsem. Beni HDP'de siyaset yapmaktan alıkoyan şey ne olur? Var mı bir şey? Giderdim HDP'de siyaset yaparım. Ben özgür ve özgün bir birey olarak bu hakkımı kullanırım. Bu da bir haktır. HDP'de siyaset yapanlara da saygı duyarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine bağlı biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorsam ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendime partim olarak görüyorsam benim hangi partide siyaset yapıp yapmayacağımı, yorum yapacaklarını bence onu yazanlar nerede siyaset yapacaklarına karar çok versinler. Çok keskin bir şekilde asla dediniz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle hani birileri gibi hadi böyle atıf yapayım. Ben öz Cumhuriyet Halk Partiliyim deyip fırsat bulduğunda diğer partilere gidenler gibi değil. Çünkü benim bir davam var. Benim bir derdim var ve benim ideolojik bir bakışım var. Bu ideolojik bakıştaki insanlar öyle gömlek değiştirir gibi kolay parti değiştirmezler. HDP'de siyaset yapanlara da saygı duyuyorum elbette dediniz. Duyuyorum. Her birinin ayrı ayrı siyasi görüşü ve siyasi mücadelesi var. Yine HDP ile alakalı HDP biliyorsunuz son yerel seçimde stratejik noktalarda aday çıkarmadı ve dolaylı yoldan Millet İttifakı'na destek verdi şeklinde okuyabiliriz. Yani bir şey okumak gerekiyorsa resmi olarak böyle bir durum olmasa da. 2023 seçimlerinde ilk seçim olacağı için onu sorayım. HDP'yi Millet İttifakı içerisinde görmek ister misiniz? Şöyle, bunu benim görüp isteyip istemememden bağımsız bir durum. Şu ana kadar HDP bir açıklama yaptı. Biz Millet İttifakı'na girmeyi düşünmüyoruz diye. Millet İttifakı'nda bu yönde bir çalışması yok. Dolayısıyla iki böyle bir açıklama varken siyaset istekli olmaz. Siyaset gerçeklikler üzerinden kurulur. Aynı ittifakta olma gibi HDP'nin de bir düşüncesi yok. Millet İttifakı'nda o yönde bir eğilimi yok. Gördüğüm kadarıyla HDP kendi içinde başka partilerle oluşturduğu üçüncü bir ittifakla gidilecek gibi görünüyor bugünden.
HDP'nin içinde olduğu başka bir üçüncü ittifak diyorsunuz. Yani en azından HDP geçen gün böyle bir çalışma yaptığını başlatmış da öyle görünüyor. Peki İstanbul'la başladık. İstanbul'la noktalamak istiyorum. Şimdi 2024 yerel seçimleri için muhakkak ki anket yapılıyordur diye düşünüyorum. İçerisinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu veya olmadığı denklemler var mı? Böyle birkaç veri paylaşabilir misiniz? Şöyle yerel seçimler için paylaşamam. Çünkü 2024 yerel seçimlerine gelinceye kadar bir genel seçim olacağı için o genel seçimleri görmeden bugünden yerel seçimler için yapılan anketlerin hiçbir gerçekliği yok. Yapılıyor mu peki anket? Yerel seçimlerle ilgili yapılmıyor. Çünkü bugünden yerel seçim için anket yapan hata yapar. Niye? Bana soruyorlar 2024'te kaç tane belediyeyi alacak? Kaç AKP'li işte Cumhuriyet Halk Partili? Ben diyorum ki genel seçimlerde kaybettikten sonra AKP öyle bir düzen ve rant partisi haline geldi ki bırakın belediyeyi bir tane AKP'li bulamayacağız diyorum. O ihtimaller varken ben niye bugünden yerel seçim anketi yapayım ki? Ama 2023 için yapılıyordur muhakkak. Elbette. Elbette. İşte çalışmalar oradaki yapıyoruz. Adaylar o kadar çok merak ediliyor ki canım. Çok yakında merak etmeyin. Kazanacak kişi adayımız olacak. Ve yakında açıklanır söylüyorum. Mı acaba aday? Seçim süreci belli olmadan açıklamak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hemen her sorumu da sordum. Cevap da verdiniz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Canan Kaftancıoğlu ile birlikteydik. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi merak ediyorum. O yüzden hepsini okuyacağım. Lütfen yorumlarınızı yazın. Burada noktalayalım. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.